Her insan hayatında dört tane sınav var. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Eğer ilişkilerle sınavdaysan, eşinle, çocuklarınla, sevgilinle, anne babanla, arkadaşlarınla iletişim sorunları yaşarsın. Beni anlamıyorlar, beni dinlemiyorlar, hiç kimseye faydam yok. Niye benim hakkımda böyle düşünüyorlar, acaba arkamdan ne konuşuyorlar gibi birçok düşünce kafanda sabahtan akşama kadar döner durur. Sizin için harika bir eser hazırladık. Temin etmek için 4 sınav kitabını tıklayın. Facebook'tan takip eden bütün camlara rica ediyorum. Facebook bazı politikalarında değişiklik yaptı. Şurada beğendi yaptıktan sonra takibi seçmeniz gerekiyor ve takibin de altında başta görü ve aynı zamanda bildirimlerde de tümü açık yaparsanız bizim etkinliklerimizden haberdar oluyorsunuz. Eğer varsayılanı seçerseniz bazen göstermiyor Facebook bunu. Bu sebepten dolayı etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız başta görü ve tümü açığı seçip ya da seçili olduğundan emin olmanızda fayda var canlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Bu Emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye araştırırken nefes21.com'la tanıştı. Hemen siteyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği, mutluluğun ipuçlarını içeren yazılar okudu, videoları izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve nefes21.com adresini tıklayarak bize ulaşın. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Kendimi affettim. Sevgili izleyenlerimiz, herkese kocaman merhabalar diliyoruz efendim. Günün rengine hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Canlı canlı yine sizlerle beraberiz. Stüdyomuzda konuğumuz var. Yazar Bülent Gardiyanoğlu şu anda bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Bizler de sizi gördük, çok daha iyi olduk. Hemen size sormak istiyorum. Genelde soruyorum çünkü günün rengindeyiz. Bu sabah Bülent Gardiyanoğlu hangi rengi uyandı? Nasıl bir renkle? Ruh haliniz nasıl bir renk? Bu sabah galiba biraz aynıyız. Maviyle uyandım, güzel oldu. Evet, mavinin de bir anlamı var derler. Huzur, böyle sakinlik, dinginlik, yani deniz, gökyüzü falan. Şöyle, her rengin bir açıklaması vardı. Hı-hı. Mesela turuncu. Evet. Üretkenlik üzerine. Mavi bana göre güven ve huzur üstüne. Lila ve turkuaz renkleri. Evet. Evet, bunlar şey, güzel renkli. Kahvemiz de geldi. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ben de bugün mavi giydim. Çok da uyumlu gözüküyoruz, evet, baktığımız zaman ekrana, değil mi? Evet, uyumlu olduk. Demek ki ikimizin de ruh hali bugün biraz daha huzur, dinginlik. Evet. Harika. Evet, son kitabınız var. Yani yeni kitabınız diyelim, son, evet, demeyelim. Yeni kitabınız var elimde şu anda. Her güne mesajınız var. Evet. Bahsedelim mi biraz bu kitaptan, güzel kitaptan? Şöyle...
7-8 yıl içinde 10.000'den fazla bireysel görüşme yaptım. Evet. Çalışmalarımda uluslararası. Bireysel görüşmede bazen bir insanda bir şey görüyorsun, onu söylemen gerek. Ama çekiniyorsun, sert bir cümle, yani aklını başına topla gibi bir şey söylemen lazım. Ve kibarlıktan söyleyemiyordum onları. Benim eşim bana göre daha serttir ifadesinde. Açık sözlü mü? Daha açık sözlüdür. Ve bana kızar, görüyorsun diyor problemin ne olduğunu, evet, hissediyorsun diyor ne olduğunu. Fakat çekiniyorsun söylemeye, işte karşı taraf kırılır, üzülür, yanlış anlar diye. Direkt söylesene diyor, Allah bilir seni ne zaman görecek başka. Yani bu buluşmanız bile belki bir 5-10 yıl sonra tekrar görüşeceksiniz. O yüzden ona söyle ki o da kendini ona göre yapılandırsın ve yenilendirsin. Aa. Ve biz Mesajın Var kitabını hazırladık. Evet. Amacımız şu, o an aslında bu kitap eğlenceli gibi düşünüyor ama ekrandaki izleyip okuyanlardan da yorumlarını okuyoruz biz de şeyden, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan okuyorum yorumları. Gelen mailleri de okuyorum. Eğlenceli olmaktan çok düşündürücü ve o an bizdeki bir kilidi açan bir kitap. Evet. İlginçtir. Yani söyleyemediklerimi burada sayfa sayfa yazdım. Evet. Ve aslında Mesajın Var yerine Tokatın Var gibi de olabilirdi. Nitelikte bir olabilirdi kitabın uyarıcı ismi. Bir uyaran. Herhalde evet, biraz da farkındalık niteliğinde bir kitap. Ama diyorsunuz ki kitabı baştan sona okumaya kalkmayın. Yavaş yavaş okuyun. Aynen öyle. Herhalde sabır da isteyen bir kitap okurken. Şöyle söyleyeyim. Sabırlı olun diyorsunuz çünkü. Aslında kitap İçinde 100-120-200 kusur sayfa bir kitap. Belki daha fazla. Hemen tam emin değilim. Evet. Buradaki 234 sayfa. 234 sayfa. Bu kitabı baştan sona okumayın. Baştan ilk 5-6 sayfası açıklaması var. Nasıl kullanacağınızla ilgili. Hı-hı. Bir sondan da birkaç sayfa var. Onları bir okuyun. Arası size kitap sürpriz olsun. Hı. Yani çantanıza koyun. İş yerindeki arkadaşlarınıza. Yani hadi bakalım Ayşe, gel bakalım buraya, gel bakalım Mehmet. Hı hı. Şu anın niyetine bir sayfa atsana. Yapalım mı şimdi öyle bir şey? Tokat bir kitap, sert biraz. Şaşırtabilir. Hı hı. Siz bilirsiniz. Şaşırtabilir mi? Evet, şaşırtabilir. Yapmayalım mı? Olabilir. Tamam. Niyet edip açıyoruz galiba, niyet, değil mi? Şu anın niyetine diyoruz. Bakın, ben bir açayım bakayım. Günün niyetine değil, şu anın niyetine. Neden şu anın niyetine? Çünkü sadece şu anda varık. Evet. Bir an sonrasını sadece Allah bilir, biz bilmeyik. Evet. O yüzden yarının niyetini yapamayık. Veya dünün niyetini olmaz. Sadece şu anın niyetini deyip bir sayfa açarız. Evet. Evet, kitap arkadaşlarla da beraber paylaşılabilir. Çünkü öyle yazmışsınız. İzin alarak tabii ki. Evet. Onların niyetine de sayfa açılabilir. Ha, evet. Şu an arkadaşım yanımda yok ama onun niyetine de açabilir miyim onların izin alarak? İzin alırsanız olur. Tamam, izin alarak. İzin alın, açın WhatsApp'tan, Viber'dan fotoğrafını da gönderin ona. Harika. Bunu yapan arkadaşlarım var. Bana şey diyorlar, sabah kalktığımda diyor ilk işim her 20 arkadaşıma grup kurmuşlar. Kimin niyetini açayım ben şimdi bunu? Kim bu sabah? Kim ister? İsteyen var mı? İstiyor musun Raziş? Tamam, senin niyetini açıyorum şu anda. Kameramanımız istiyor. Raziye'nin niyetini açıyorum. Öyle diyorum değil mi? Raziye'nin tamam, niyetini evet, şu anda evet, açıyorum. Açtım. Okuyayım mı? İster misin? Hayatında tekrar eden olayları gözden geçir. Şimdi ben bunu açıklayayım size tamam, ne demek olduğunu. Hayatımızda özellikle bu son 3 ayla 3 yıl içinde dinle, tekrar eden olaylar var. Hı-hı. Bu ilişkiler olabilir, iş hayatı olabilir, sağlık olabilir, herhangi bir iletişim problemi olabilir ki biraz azından konuşacak onları. Evet. Hayatınızda tekrar eden olayları gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani şu an ne tekrar ediyor? Hı hı. Ve çok ilginçtir. Tekrar eden olayda kişiler değişir. Evet. Olaylar aynı kalır. Hı hı. Ve diyelim ki birinden ayrıldın ve yeni bir ilişkin başladı diyelim örneğin. Evet. O da aynı şekilde bitmek üzeredir. Ya da iş yerinden aman bundan kurtuldum, öteki işe geldim. Ya da bu ekipten kurtuldum, öteki ekibe geldim ama bunlar daha beter. Eyvah. Ya da annemin babamın evinden
kaçmak için evlendim. Fakat şimdi eşimden kaçar buluyorum kendimi. Yani bir döngü gibi diyebiliriz değil mi? Bir kısır döngü. Bir kısır döngü razı ona göre. Tamam, şimdi setin işaret etti. Hemen diğer kameraman arkadaşım setin üç göz niyetini şu an için açıyorum. Hazır mısın setin? Hakkını helal et. Oo. Ama şimdi hakkını helal et. Bu setin için şöyle söyleyeyim size. Dur bakayım neymiş. Siz okuyun orayı. Siz söyleyin. Yok, siz okuyun lütfen. Hakkını helal et. Evet. İç dünyanızda helalleşmekle ilgili aşamadığınız sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İç dünyanda sıkıntılar var galiba biraz. Yani ama iç dünya sıkıntısından çok helalleşmeyle ilgili. Affedemeyeceğiniz düşündüğünüz bir deneyim içinde geçmek kolay olmayabilir. Deneyimden geçiyor galiba. Şimdi şöyle, biri hakkını yemiş olabilir. Birine kefil girmiştir, borç kendine kalmıştır ya da bir arkadaşı ona ağır bir şey yapmıştır. İşte bu tür olaylar ya da babayla ilgili, anneyle ilgili bir helalleşilmesi gereken. Ama kilit cümle var. Kardeşle helalleşme. Evet. Affettiğinizde hayatınızın iyiye gittiğini görmeye başlayacaksın. Yani o çok önemli evet, bir şey. Evet. Bu yüz binlerce kişide %100 bir şekilde deneyimlendi yani. Harika. Rejiden var mı isteyen? Son kez soruyorum. Ya yani yönetmenimiz de istedi. Değil mi? Bade sensin. Evet. Bade Demir niyetine diyorum evet, şu an niyetine. Tamam, şu an niyetine. Aynısı çıktı. Hayatında tekrar eden olayları gözden geçir. Aynısı. Evet. Demek ki bizim ekibin biraz gözden geçirmesi lazım bazı şeyleri. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Her ekibin ortak titreşimi vardır. Oo. Her ailenin ortak titreşimi vardır. Şirketlerin patronlarından kaynaklanan elemanlarıyla ortak titreşimleri vardır. Ve genelde benzer evet. ya da inanılmaz zıt kutuplar bir arada titreşirler. Bu kutuplardır. Bunlar artı eksi kutuplardır, titreşirler. Mesela şöyle söyleyeyim size. Biz bir kamp yaptık. Kişisel gelişim kampı yaptık. Evet. Kampa dünyanın dört bir tarafından 100 kişi geldi. Evet. Fakat yüzü de annesi aldatılmış insanlar çıktı. Şimdi ben reklamlara çıksaydım annesi aldatılmışlar kampı diye kimse gelmezdi. Bir kamp yaptık. Ona da 80-100 kişi geldi. Tamamı şirket kurmuş, iflas etmiş ve yeniden nasıl başlayabilirim? Bak bir aldatılma problemi yok, bir sağlık problemi yok, hiçbir problemleri yok. Böyle. Bir kamp yaptık, yine bir seminer yaptık. Evet. Seminerde hep gelen grup şöyle, herkese aşırı fedakar verici, fakat istemenin ayıp, yanlış veya istememesi gerektiğini düşünen insanlar geldi oraya da. Yani şöyle. Aynı düşünce tarzı olanlar geldi. Aynı düşünce tarzı. Şimdi senin ilişkinde bir problem varsa, yüksek ihtimal etrafında o dönem sohbet ettiğin insanların da benzer ilişki problemleri var. Ya söylemiyorlardır ya da farkında değillerdir. Yani ilişki derken iş ilişkisi de olabilir, aile ilişkisi de olabilir, her aşk, türlü ilişki. Çoluk çocuk, arkadaş fark etmez. İlişki aslında ilişkiyi düzeltmemiz lazım. İletişim harika, olması aynen. lazım. Evet, son kez soruyorum. İsteyen var mı? Mesaj isteyen var mı? Yani şimdilik son. Yok. Yayından sonra siz de yayından devam. Sonra tabii evet. Yayından sonra ben kendi mesajımı da alacağım. Evet, çok çok eğlenceli. Bir yandan da eğlenceli aslında. Doğru. Aslında bir yandan da şu an bile bir iletişim yaptık arkadaşlarımızla. Evet. Rejiyle, kameraman arkadaşlarımla. Onu da sağlıyor. Herhalde biraz sağlıyor. Köprü görevi de var. Bütün kitapların hani dertleşmek için de bir şey. Vesile hani biraz hani insanlar evet. kimi zaman değil mi? Hani derdini açamazsan da bu bir şey olabilir. Derdini açamazsan bir şu anın bir niyetine niyet aç. bir sayfa açın. Harikasınız. Aslında evet. bu kitap bireysel seans yapıyor kişilerle. Ha. Çünkü kitabın içinde sol sayfada mesaj var. Sağ sayfada açıklaması var. Fakat açıklamanın içinde biz şöyle diyoruz. Şu an işte kaybetme korkun mu var? Ya da hasta olma korkun, parasızlık korkun, terk edilme korkun, aldatılma korkusu, dışlanma korkusu, değersizlik korkusu, sevilmeme korkusu. Yani böyle bir korkuya mı denk geldin? Aha. Orada notta der ki, o korkularını her şey hakikati görmekle başlar kitabında şifalandırabilirsin. Evet. Diyelim ki bir
sağlığında tekrar eden bir problem mi var? Yani şöyle söyleyeyim, biz şu an mesela Mucize Şifa kitabını Kıbrıs'ta iki hastanede kanser hastalarına ücretsiz dağıtıyoruz. Harika. Yani kendi kitabımızı yayın evinden satın alıyoruz. Hı hı. Ve burada kanser hastalarına Kıbrıs'ta iki onkoloji bölümünde hastalara bunu dağıtıyoruz. Şifa niyetine. Şifa niyetine. Niye dağıtıyoruz Mucize Şifa kitabını? İçinde neden hasta olduğunu, bu misafirin senin hayatına neden geldiğini, hı hı, ve bu misafirin senin hayatından nasıl gideceğini anlatıyor. Çok iyi. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Kitabı da almanıza gerek yok, hı hı, kanserle ilgili bölümünde. Biz nefes21.com sitemizde şu Mucize Şifa olan, hı, logonun olduğu bir yazımız var. Yaklaşık 42-45 sayfalık bir, evet, yazı. Biz kitaptan da o bölümü tamamını ücretsiz olarak nefes21.com sitemize koyduk. Zaten orayı okuduğun zaman altında da bir sürü, birçok yorum var altında. Bu kitabı okuyarak ve doktor tedavisiyle, yani doktorunun yaptığı ortak çalışmayla kafayı da toparlayarak kitap sayesinde birçok kişi kanserden iyileşmeye başladı. Çok bize güzel de bunu yazı olarak, teşekkür olarak gönderiyor insanlar. Bunun dışında kolesterol, tansiyon, şeker, kalp, mesela şeker hastalığı bizde yaygın Kıbrıs'ta. Yaygın. Sebebi şu. Ya bu hayatta yaşayacak güzel bir şey kalmadı arkadaş. Yani tadını almıyorum artık hayatın. Kopuyorsun hayattan. Ya da böbreklerine bir sorun varsa, örnek veriyorum. Tamamıyla iletişime bak. İletişim kuramamak bizi hasta ediyor. Evet. Dikkat edin. İletişim kuramamak bizi hasta ediyor. Hazmedemediğin olaylar böbreklerine vuruyor. Evet. Diyelim ki siz duygusal bir insansınız ve anlatamıyorsunuz duygularınızı. Bir şey söyleyeceksin, tık diye takılıp kalıyorsun, boğazına takılıyor kelimeler. Diyorsun ya, kelimeler boğazıma takıldı. Ha, aslında diyor, enerji boğazında düğümlendi. Enerji boğazına takıldı. Bu sebepten dolayı iletişim kuramadığın için boğaz bölgende biriken enerji, seni tiroid, guatr, faranjit, bademcikler, nodül ve daha kötü yerlere götürebiliyor. İletişim kuramadığın için. İletişim kuramadığın için sevgilinle, eşinle, çocuğunla, sevdiğin biriyle o an bir şey anlatmayı dene ve seni anlamadığını gör. Yani duvara çarpıyorsun ya. Evet. Diyelim ki ben birine, sevdiğim bir insana bir şey anlatacağım. Hayır diyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne oluyor bu sefer? Boynun sıkışıyor. Zınk diye boynun sıkışıp kalıyor işte. Bunlar hep iletişim ve ilişki problemi. Bir hayat düşünün. Yani binlerce seans yaptım. Binlerce, yüz binlerce kişiye seminer yaptık. Bizim bütün arızamız şu. Bak, para kazanmak değil. Bugün paran olsun olmasın, bir arkadaşına dersin ki ya bana bir sandviç ısmarlasana, hı hı, bir kahve ısmarlasana diyebiliyor olmak da aslında bir büyük bir zenginlik. Çok biz doğru. Diyebiliyor olmak. Mesela ben arkadaşıma diyorum ki ya üstüme para almadım, bir yemek ısmarlayın bana. Yani artık diyebiliyorum bunu, ama eskiden öyle değildi. Eskiden 5 kişi 10 kişi yemeğe giderdik, illa Bülent ısmarlayacak. Ha. İlla ben ısmarlayacağım. Niye? Çünkü dışlanma, terk edilme korkum vardı. Hmm. Sevilmeme ve değersizlik korkum vardı. Ben arkadaşlarımın gönüllerini hoş tutayım ki beni bırakmasınlar, beni sevsinler, bana değer versinler. Kendi içimdeki arızaları buldum ben önce. Benim içimde inanılmaz arızalar vardı. Alıngandım, kırılgandım, içime atardım, küserdim, hırslıydım. 10 sene sonra hesabını sorardım. Oh. Rekabetçiydim. Oh. Ve birçok kişi soruyor bana, burcun ne? Ben burçları da size söyleyeyim. İnandığın burçsun. Açık ve net söyleyeyim. Sen inandığın burçsun. Burcunuz ne? Ha, benim burcum normalde boğa. Boğa. Yani İnandığınız burç ne? Ben bütün burçların kötü özellikleri var bende. Bütün burçların iyi özellikleri de en var bende. En yakın hissettiğiniz kendinize boğa mı? Hepsi. 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 Tekrar söylüyorum. Ha. Farkındalığınız yokken boğa gidip öteki burcu okumaz. Öteki burç da gelip öteki burcu okumaz. O yüzden ne yazdılarsa sana, zaten standart dünyada şu vardır. Ha, sen alıngan birisin. %80 tutturabilirim. Hmm. Burçlar da yani o şekilde çalışır. Yani şimdi biri arasın, doğum tarihim nedir diye sorsun. 2 dakikada bir şey uydurur söylerim. Vay be der yani. İşte ama yıldızların pozisyonlarının, yani Venüs'ün, Mars'ın, Plüton'un bizim iletişimimizi, sağlığımızı ya da zihin aktivitemizi bütün kainatın etkilediğini kabul ediyorum. Hmm. Bak, bunu kabul ediyorum. Yıldız. Fakat
Profesyonel astrolog arkadaşlarım var. İddiaları şu, bütün her şey birbiriyle iletişim halindedir. Doğru mu? Doğru. Yani her gezegen insanları etki eder. Ben de bir gezegenim. Peki ben Mars'ı ve Plüton'u nasıl etkiliyorum? Bana bunu açıkladıklarında %100 kabul edeceğim bütün bilgiyi. Ama evet biraz karışık. Evet. Evet işler burada biraz karışık. Ama hemen şeye değinelim, ilişkilere değinelim isterseniz. Çünkü günümüzdeki belki de en büyük sıkıntı o, iletişimsizlik. Herhalde ilişkilerinin de kötü gitmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de o mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. İletişim noksanlığı mı? İletişimde en büyük problem ima etmeler. Şimdi kadınların, yani kadın beyninin çalışma şekli ima iladır. Erkek beyninin çalışma şekli evet hayırladır. Yani erkek düz mantıktır. Kadın çok fazla komplike bir zihne sahiptir. Öyle mi gerçekten? Hani genelde... Şimdi kadın beyni, erkek beyni diyorum. Fakat erkeklerde de şu, bu dönem kadın beyni var. Kadınlarda da bu dönem erkek beyni var. Yani dizel bir motoru benzin bir araba kasasına koymak gibi, benzin bir motoru da dizel araba kasasına koymak gibi düşünün siz. Şu an günümüzde mi? Şu an günümüzde zaten kadınların çoğu erkek gibi davranıyor. Ve düşünün, şöyle bir kitap hazırladık biz. Ha? Kadın olmayı hatırlama kitabı ve bunu bir erkek yazdı. Siz yazdınız. Bir erkek yazdı bunu. Benim seminerde... Bakabilir miyim kitabı? Tabii buyurun. İncelik herhangi mi? Bir sayfasını açın bunun da. Bütün kitapların... Niyet ediyor muyuz yine yoksa? Niye? Şu anın niyetini. Evet, şu anın sayfa... niyetini açtık. Bağımlılık, beklentiler, korkular. Bağımlılık, beklentiler, korkular. Bu tamamıyla ilişkiyle ilgilidir. Eğer ben bağımlılığı anlatayım. Eşime sevdiklerini yaparsam, sevdiği yemeği yaparsam, eve para getirirsem beni bırakmayacak, beni sevecek. Yani ben görevlerimi yaparsam karşı tarafın beni bırakmamasını sağlamaya çalışıyorum. Ha. İşte buradaki korku, kaybetme korkusu, evet, terk edilme korkusu, dışlanma korkusu ki onu Mavi Kitap'ta, Hakikat kitabında yazıyor. Kadın Olmayı Hatırlama kitabının da özelliği şu. Güzel. Ben erkek olsaydım yapacağımı bilirdim. Bayanların çoğunun ağzından çıkan laf şu: ben erkek olsaydım yapacağımı bilirdim veya Allah'ım beni neden erkek yaratmadın? Böyle düşünen bayanlar da trafikte araba kullanırken, diyelim ki kırmızıdan yeşile yandı ve araba hareket etmedi, bayan şunu söylüyor: kesin kadın şofördür. Ve bunu söyleyen bir bayan, ama o bayan erkek beyin kullanan bir bayan bunu söylüyor. Yani evet. Bu da ilişkilerde, evde rol atlamaya sebep olur. Çok. Erkek gibi davranan bir annenin dişi enerjisi yüksek erkek çocukları olur. Erkek enerjisi yüksek kız çocuğu olur. Yani evde kontrolcu, anaerkil bir aile, anne erkek gibi, baba pasif. Erkek çocuk da pasif olmaya başlar ve o ailede roller atlanır. İşte o zaman da iki tam bir tek kitabımız var bizim. Çok önemli bir şey yalnız bu. Evet, bu rol atlama çok önemli. Fazla var. Çok önemli. Bu rol atlama şimdi sizin çocuğun ileriki gelişimi, cinsiyet birçok konuda, etkiliyor. Yani. Kadının artık kadın gibi davranması, evet, lazım. Erkeğin erkek gibi davranması lazım. Rollerini herkes bilsin. Bilsin rollerini ve bu programın özeti de bu kitap. İki tam, ya bakın iki tam bir tek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ne demek iki tam bir tek? Ben yarım biriyim. O da yarım biri. İki yarım kalp birleştiğinde hep biz hayal kurardık ya, iki yarım bir bütün olduk diye. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok değil mi? Sen yarımsın, o yarım, iki yarım bir bütün edemiyorlar. Şöyle zaten, yani her kalp tam burada. Hani mavi ile kırmızı birleşmemiş. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Hani burası ayrı, burası ayrı yani. Bir elmanın iki yarısı değiliz. Değiliz. Felsefesi yok. Yok. İki burada. Tam elmayız. İki tam elmayız. Farklı özelliklerimizi açıklar mısınız? Olması lazım. Olması şimdi lazım. Şöyle söyleyeyim. İnsanların çözemediği nokta şu: birine aşık olursun, deli gibi aşık olursun, onun için yanar bitersin, ölürsün onun için. A şıkkı seni umursamaz, B şıkkı seni sallamaz, C şıkkı seni sever, sana bir an böyle inanılmaz zaman ayırır, inanılmaz değer verir, evet, seni zirveye çıkartır. Evet. Güzel. Sen şunu yaparsın: Allah'ım ne kadar şanslıyım, hayalimdeki gibi bir insan, evet, evlenebileceğim biri dediğin anda senin sınavın başladı. Çünkü senin sınavın şu: niçin Allah'ın bir kulu sen kendini tek başına yükseltemezken seni yükseltiyor? Demek ki eksiklik var içimde. Bende bir eksiklik var ki o benim eksik parçalarımı tamamladı.
Evet. Ben kendimi tam hissettim. Örneğin bayanlar şu cümleyi kurar. Evet. Öyle bir adam geldi ki hayatıma, bana kadın olduğumu hissettirdi. Bilmiyor muydun kadın olduğunu? Ha. Ya da erkekler şu cümleyi söyler. Ya ilk defa hayatıma öyle bir bayan geldi ki bana erkek olduğumu hissettirdi. Sonra bekle devamını ben getireyim diyorum hepsine. Seni zirve yaptı. Hayatından sonra bir anda gitti ve dibe çakıldın. Nereden biliyorsun? Bu karganın ceviz kırışıdır. Ha. Cevizin kabuğunu kırabilmek için karga önce manavdan yürütür. Cevizi ağzına alır. 50 metre 100 metreden o cevizi asfalta bırakır. Bunu birçok kişi görenler bilir. Gökten bir anda bir ceviz düşer. Ceviz ikiye bölünür. Karga gelir içini yer. Ha. Şimdi senin içindeki faydayı çıkartabilmek için karganın birinin seni yükseltip en böyle bağımlı olduğun anda, en onsuz yaşayamam dediğin anda, işte hayalimdeki erkek ama ya da hayalimdeki kadın. Eyvah eyvah. Şimdi burada gözden kaçan bir nokta var. Evet. Sen şunu kuruyorsun. Evet, hayalimdeki eş, erkek kadın fark etmez. Hayalimdeki eş, ben şimdi ona yaslanacağım. Onunla yuva kuracağım, güvence kalesi. Ve artık hayatımda o ve çocuklar olacak. Bitti. İlahi sistem. Hı. Eğer sen bu dünya evcilik oynamaya gelmediysen, şimdi bak, bir evcilikçi insanlar var. Tamam, genelde ama bu anlattığınız felsefe yapılıyor insanlarda yani. O şimdi başka bir şey mi anlatıyorsunuz hani? Şimdi bu yanlış olandı ilk anlattığınız. Bak, doğru yanlışta bir şey yok. Tamam. Tekrar söylüyorum, hayatta doğru yanlışta bir şey yok. Bir şey yok ama. Sadece deneyimleyeceksin. Tamam. Sadece şu, eğer senin, Ceren'in, Ceren evli misiniz? Yok. Değilsiniz. Diyelim ki Ceren televizyonda insanlara program yapması gereken bir bayan. Evlendin, eşin seni engelliyor. Hmm. Gidemezsin, işte böyle açık duramazsın, televizyona böyle çıkamazsın. Kısıtlıyor. Seni kısıtlıyor. Senin yaşam amacın televizyonda insanlara şifalı programlar yapıp onların farkındalığını artırmak ve görevin bu. Engelliyor eşin seni. A şıkkı. Ceren'in hayatına bir sevgili gelir, dikkatini dağıtır ve Ceren'i o yuvadan alır gider. O ilişkide biter ama Ceren tekrar görevine geri döner. B şıkkı, Ceren'in eşinin hayatına biri gelir, onu alır gider. Bak, daha ayrılmadan başkası alır mı gider? Aman Tanrım. Ceren bu sefer bir anda kendini boşlukta hisseder, görevine geri gelir. Ya da sağlık problemleri başlar. Hayvanınızda ya da maddi problemler başlar. Ceren çalışmak zorunda kalır. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bir evcilikçi insanlar var. Onlara hiç dokunmayın. Onlar evlerinde ölene kadar börek yapacaklar, çörek yapacaklar, dolmalar ince saracaklar. Eve vaktinde gelecekler, televizyon izleyecekler, hipnotize kutusuna bakacaklar. Eyvah, eyvah. Onlar kendi aralarında bir gün mutlu, bir gün üzüntülü, kardeşiyle, eşiyle, çocuğuyla, iş arkadaşıyla kavga edip yaşayıp ölüp gidecekler. Aynen. Bir de dünyada %3, %2, %3'lük bir grup insan var. Bunlar üretken insandırlar. Ben o insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Evcilikçi insanlar zaten benim kitaplarımı okumuyorlar. Okuduklarında kafaları karışıyor. Evet. Benim yapmaya çalıştığım şu. Ceren, senin bütüne hizmet edeceğin görevlerin var. Çocukluğundan beri bu içinde var. Bu coşku, üretme coşkusu, yapabilme coşkusu. Hissediyorsun yapabileceğini. Fakat senin hayatına sürekli seni engelleyen insanlar geliyor. Ceren yapma, Ceren gerçekçi ol, saçmalama, eve vaktinde gel, memur ol. Kısıtlıyor. Seni kısıtlayan insanlar gelir hayatına. Eğer sen üretecek insansan, kısıtlayan insan, inanın bana, binlerce insan dinledim. Kısıtlayan insanla seni bir şekilde ayırıyorlar. Sen yoluna devam ediyorsun. Fakat kısıtlayan insanın programında suçlanma korkusu, terk edilme korkusu, bir sürü korkular olduğu için sürekli Ceren'i kötüleyecek. İşte Ceren beni aldattı, Ceren psikopattı, Ceren hastaydı, Ceren işkolikti, Ceren hiç yuvasına düşkün değildi. Bu tarafın yapacağı o. Onlara lazım olan insan şöyle, evde oturan, bütün gün koltukta uyuyan, evden işine giden biri lazım ona. Bırakın o tarafa gitsin çünkü o evcilik oynayacak. O zaman seçimlerimiz çok önemli. Kaderimizi belirliyor. İşte, diyelim, virgül koyalım, reklam ekmemiz lazım. Gidelim reklama. Hemen buradayız. Seçimleri konuşacak Seçimler şimdi. Birazdan.
Evet sevgili izleyenlerimiz, sohbetimiz devam ediyor. Gerçekten hararetli bir konuyu konuşuyorduk. Yazar Bülent Gardiyanoğlu bizimle beraber. Seçimlerde kalmıştık, bir virgül koymuştuk. Devam Şimdi, edelim. Seçimleri ben size kategori kategori ayırayım. En tehlikeli seçim, annenin babanın evinden kaçmak için herhangi bir es seçimi. 10 yıl içinde çocuklarınla ondan kaçıyorsun. Bu en tehlikeli seçim. İkincisi, anne babanla kavga ederek sevdiğin kişiye gitme seçimi. Hmm. Bak, herhangi birine değil. Sevdiğin kişiye gidiyorsun ama anne babayla kavga ederek gidiyorsun. 10 yıl içinde eşin annen babandan beter oluyor ve mecbur kalıyorsun geri anne baba yuvasına dönmeye. Fakat ara gergin olduğu için dönemiyorsun. Bir seçim, annem gibi olmayacağım ve babam gibi biriyle evlenmeyeceğim diyerek yargı seçimi. Çünkü biz hayatı 10 yaşına kadar deneyimlerik. Soba sıcak, işte yere düştüm dizim ağrıdı. Halıya düştüğümde daha az ağrıdım. Mermere kafamı vurduğumda daha çok ağrıdım. Tabii. Yani yaşaya. Bunun tadını beğendim, bunun tadını beğenmedim. Bu acı, bu tatlı. 10 yaşına kadar bir deneyim yaşarık. 10-12. 10 ile 20 arası. Öyle bir içimizde ego var ki çocukta, nefis, ego, yüksek had safhada. Her şeyi ben bilirim. Yani sen 10 ile 20 yaşında bir çocuğa nasihat etmeyi dene. Ben bilirim, ben yaparım, ben çözerim. Hep bu enerjideyim. Biz de geçtik bu yollardan. Doğru. Sonra 20 ile 30 arası. O her şeyi bildiğine inananlar grubu. 20 ile 30 arası. Survivor gibi eliminasyona başlarlar. Duvara çarparlar, dibe düşerler, başarısız olurlar. Her şeyi bildiklerini zannediyorlar ya. 30'a doğru, 28-30'a doğru hemen hemen bu %100'ün %97'si bilmediğini fark ediyor. Sonra 30 ile 40 yaş arası var. 30 ile 40 yaş arası falcı ararık. Ayva. Tarotçu ararık, su falcısı ararık, patlacısını ararık, medyumuna, onu bunu ararık. Niye? Çünkü 30'a kadar verdiğimiz kararlar da ne yaptıysak yüzümüze gözümüze bulaştırdık. İlişki istediğimiz gibi olmadı, sağlık olmadı, iş hayatında çok büyük hayallerimiz vardı, yapamadık. Bize artık bir falcı, bir şey, bir medyum söylesin de bunları yapalım. 30'da 40 arası da böyle gezerik. 40 insanın yaklaşık 35-40 arası uyanış yaşıdır. Neden ben? Bunlar hak edecek, ne yaptım? Saçımı süpürge ettim, kimse kıymetini bilmedi. Ben hayatımı nasıl... Sitem ve isyan var. Kime? Allah'a isyan var. Fakat ilahi sistem her insana mesaj gönderir. Fakat ego, nefis devrede olduğu için ben bilirim modundaki insanlar mesaj alamazlar. Çünkü kanalları kapalıdır, kapılar kapalıdır. Allah'a teslimiyeti öğrenen insanlarda gönül gözü açılmaya başlar. Gönül gözüyle birlikte üçüncü göz açılmaya başlar. Ki biz atölye çalışmalarımız var bizim. Atölye çalışmamın ikinci ve üçüncü bölümünde gönül gözü, üçüncü gözü, duru görüyü, telepatiyi bunları anlatıyorum insanlara. Hı hı. Ama birinci atölye çalışmamızın birinci bölümünde niye aldatıldım, ben buna niye hak ettim? Böyle travmada insanlar geliyorlar genelde. Zaten 3-4 saatlik bir, 5 saatlik bir atölye çalışması. Onu izledikleri zaman direkt tokadı yiyip kendilerine geliyor insanlar. Bir de evlilik modellerinde şöyle bir şey var. Erkek çocuksa babaya inat. Ben kendimi babama ispatlayacağım. Şimdi şöyle, erkek çocukla baba arasında her zaman bir savaş vardır. Anneyi paylaşamama savaşı. Ve erkek çocuk anneyi sever, baba anneyi sever. İkisi de anne onu sevsin ister. Yani paylaşamama bu şekilde. Annem beni sevsin. Baba da der ki karım beni sevsin. Ama bilmiyorlar ki evlat sevgisi ve baba eş sevgisi farklıdır. Farklı tabii. Yani insanın kalbinde ben eşimi de %100 sevebilirim. Annemi babamı da %100 sevebilirim. Çocuklarımı da %100 sevebilirim. Bu ayrı bir şeydir. Kardeşlerimi de arkadaşlarımı da %100 sevebilirim. Herkesin sadece kavanozu farklıdır. Doğru. Ve bunu farkına varmaz erkek çocuk. İnat eder erken yaşta evlenir. Babaya kendini ispatlamak için. Şimdi bir erkek çocukta babayla iletişim problemi varsa, babayla savaş varsa, babayla anneyi paylaşamama varsa, babası annesini üzüyorsa ve babasına öfke duyuyorsa, sen benim annemi niye üzüyorsun diye varsa bu savaş arasında, o erkek çocuk iş hayatında ve ilişkilerinde başarılı olamaz. Sürekli dibe çakılır,
babasına öfkeli ve babasını yargıladığı için babasından daha iyiye gidemez. Şimdi bu hayatta bir neslin iyiye gidebilmesi için bir önceki kuşaktan daha iyi olması lazım. Hmm. Benim annem üniversite mezunu, babam üniversite mezunu ve ben doğduğumda kütüphane gibi bir odada doğdum. Annem babam binlerce kitabının arasında büyüdüm ben. Ve ilkokulda, ortaokulda, lisede ansiklopedileri sayfa sayfa okurdum. Böyle bir kütüphane ortamında büyüdüm. Benim annemden babamdan çıtayı daha iyi, bayrağı evladıma daha iyi vermem lazım. Fakat biz kültür olarak mı kendimizi geliştiriyoruz? Dikeyde mi gelişiyoruz? Yani hem maneviyatta hem bilgide mi gelişiyoruz? Yoksa dünyasal boyutta maddiyatta mı gelişiyoruz? Yani daha iyi araba, daha iyi kariyer. Daha iyi kariyer beni Allah katında iyi bir yere götürmez. Sadece öteki alemde, yani biz hep dünya kumbaramızı doldurmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim gözden kaçırdığımız o. Gençlere bakıyorum. Gençler şöyle, marka mı pantolonun marka, arkadaş olabilirik. Araban iyi bir araba mı, arkadaş olabilirik. Bu akşam hangi klaba gidecek, bu akşam nerede eğlenecek. Kız çocuklarını takip ediyorum, sohbetlerine bakıyorum. Çocuk zenginse çocuğu sorgulamıyor. Alkol kullanıyor mu, sigara kullanıyor mu, içki kullanıyor mu, uyuşturucu kullanıyor mu? O çocuğun gelecekle ilgili bir hayali var mı? Sadece durumu iyi, tamam evlenebilirik. Erkekte de öyle, kızda da öyle. Bunlar bir kere tamamıyla yanlış eşleşmelere sebep veriyor. Biz eski kuşaklar farklı şekilde evlendik. Yeni kuşağın evlilik ve arkadaşlık flört şekli çok farklı. Aynen. Bakıyor tipine, bu ünlü tipler var ya televizyonda, işte pop şarkıcıları. Hı-hı. Saç modeli, jölesi ona benzediği çocukla sevgili olabilir. Ha. Bu kadar basite indi artık ilişkiler. İçe inmiyor. İçsel dünyaya inmiyor. İnemiyorlar. Sadece dışta kalıyorlar. Peki neden dışta kalıyor? Çünkü kendi iç dünyasını bilmiyor. Şimdi keşfetmemiş. Ben eşime, çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma ulaşabilmem için önce kendime ulaşmam lazım. Ben kendimi tanımazsam seni nasıl deşifre edeceğim? Geçenlerde bir yerde oturdum, kahve içiyorum. Yanında iki tane yaşlı teyze oturmuşlar. Geceleyin dizideki kişileri tartışıyorlar. Kız diyor, o çocuğa aşık diyor. Şimdi diyor, o çocuğa onu anlatması lazım. Eğer anlatmazsa diyor, çocuk sevmediği biriyle evlenecek diyor. Ne olacak diyor bunun hali? Bak, dizideki kişilerin karakterlerini iki tane teyze analiz ediyor. Analiz etmiş. Bir psikologdan çok daha iyi bir şekilde analiz etmiş ve oturtmuşlar şablonu. Döndüm, teyze dedim, bir şey sorabilir miyim? Sen eşini bu şekilde tanıyor musun? Allah cezasını versin dedi. 40 yıldır evliyiz dedi. Adamın uyunu suyunu bilmiyorum dedi bana. Eyvah. Böyle. Yani biz dışarıda herkesi analiz ederken acaba ben çocuğumun alıngan olduğunun farkında mıyım? Hı-hı. Ya da çocuğumun içindeki hedeflerin, amaçların farkında mıyım? Ve biz iletişimlerimizi yanlış kurduğumuz için yanlış mesleklere gidiyoruz. Eğer annem evde dedi ki, ya bizim dayımın oğlu Londra'da doktor oldu. Hı. Çok da güzel oldu. Çocuk bunu duydu mu duydu? Ben doktor olursam annem beni sevecek. Baba da bunu onayladı mı? Aferin çocuğa, bak doktor olmuş. Ben bunu yan odadan bile duysam, benim bilinçaltıma bu yazılır. Ama ben ressam olmam lazım. Benim sanatçı olmam lazım. Belki benim iş mimar olmam lazım. Belki benim mimar, belki mühendis, belki astronot olmam lazım. Fakat o iletişimden anneme babama duyduğum, beni bırakmasınlar, beni sevsinler, beni onaylasınlar, hı, beni kanatları altında tutsunlar, ölsünler, yani, onaylanma, ölsünler, pohpohlasınlar. Evet. O zaman ne oldu? Babamın, annemin istediği yere doğru yönleniyorum. Üniversiteye gidiyorum, ikinci yılda terk. Ya da okul 10 yıldır bitmiyor bir türlü. Aha. Çünkü senin yaşam yolundaki yerde değilsin. Sen başkasını mutlu etmek için oraya gittin. Evet, aslında birçok başarısızlığın sebebi bu. Başarıymış gibi gözüküp aslında gizli başarısızlıklar. Bir de bir önce anlattığınız örneklerde de birçok boşanmanın sebebi aslında. Birbirini tanımadan evlenmek. Yüzeysel hani, evleniyorsun. Çünkü çok arttı değil mi Bülent Bey, boşanma oranlarına baktığımızda günümüzde inanılmaz bir şekilde. Bir de biz televizyonlarda da söylüyorum. Hı-hı. Bunu Hakikat kitabında da yazdım. Biz boşanmayı da bilmiyoruz. Bizde boşanma şöyledir bak. Doğru. Var mı kitap bakayım? Mavi Hakikat. Kitapta çocukların denge
Bu kitapta çocukların dengesini bozmayın diye bir bölüm var. Bizde boşanma şöyledir bak. Çok doğru. Ben ve benim sülalem, hı hı, ayrıldığım kişi ve sülalesini düşman ilan ederler. Arkadaş anlaşamadılar, evet, ayrıldılar. Fakat konu şu. Şimdi eğer ben yeni bir yuva kuracaksam, küçük yerlerde hele şöyle çalışır sistem. Kimse kendi çocuğunun kabahatini kabul etmez. Ha. Kabahat hep karşıda olması lazım. Bak karşıda işte Bülent aldatıldı, Bülent terk edildi, çok kötü bir eşi vardı, psikopattı, manyaktı, döverdi, aş bırakırdı. Böyle olması lazım. Bu sefer ne olur? Ben karşı tarafa, bak ben günahsızdım, sorun hep ondaydı, evet, ama ben %100 haklıydım. Bak %100 haklıydım ben. 10.000 seans dinledim. 9.500 kadın, 500 erkek. Evet. Bayanların hiçbiri şunu demedi. 20 sene adamın başında söylendim. Adamın bütün hayallerini kestim. Eyvah. Arkadaş çevresini yok ettim adama. Bekarları gönderdim, dulları gönderdim. Adamı kel göbekli yaptım. Sadece, eyvah, çirkinleştirdim ki sadece beni sevsin. O da en sonunda dayanamadı onu bu kadar kapatmama ve üretebilmek için, hayata çıkıp bir şeyler yapabilmek için çıktı ve gitti. Kimse kabul etmez. Ne erkek kabul eder, evet, ne kadın kabul eder. Ya da erkek demez, bu kadar sıktım, kıskandım, engelledim hayallerini. O da gitti hayallerini yaptı. O da gitti hayallerini yaptı. Bunu kimse kabul etmez. O yüzden karı koca ilişkilerinde, hı-hı, bana karı kocalar sürekli gelirler ve dertlerini anlatırlar. Artık 2 yıldır, birkaç yıldır diyeyim, dinlemiyorum insanları. Kitap yazdım size. Gidin lütfen bir yerden, hı, kitabı alın, okuyun. Okuyamıyorsanız girin nefes21.com'a, videoları izleyin. Bir daha söyleyelim, nefes. Nefes rakamla 21.com. Oraya da girin. Onda niye Nefes 21 yaptık? Neden? Avrupa'da bir ulusal kanala çıkacaktım, televizyona. Evet. Şöyle bir sorun yaşıyoruz biz. Bülent Gardiyanoğlu. Evet. Şimdi benim takipçi kitlem genelde 35 yaş ve üstü. Teknolojiyle arası çok da iyi değil. Genelde istatistikleri görüyorum. Tabii. Şimdi Levent Germiyanoğlu. Araştırıyor Google'dan, yok öyle biri. Ha. Bülent Dindaroğlu. İşte Bülent tutturamıyorlar. Tutturamıyorlar ismi. Yani denk gelemiyorlar televizyonda. Çok rahat. Nefes aldık, verdik. Nefes. Nefes 21. Rakamla da 21.com'u koyduk size biz. Size mühim olan zaten size ulaşmaları. Değil mi? Onun için ne yazarsa yazsınlar. Bilgiye ulaşsınlar. Bana doğru değil. Bilgi. Bir de beni rahat bıraksınlar. Bilgiye ulaşsınlar. Eyvah. Ha, sizi rahat bıraksınlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Sabah 8'den gece 12'ye kadar, aha, saat başı bir insanı, saat başı bir insanı 7 yıl boyunca dinlersen, pazarda dahil, aileni ihmal edersen, çocuğunu, arkadaşlarını, herkesi ihmal edersen, ne olur sen kafayı yersin. En son ben arızalandım. Eyvah eyvah, ama siz arızalanmayın. Niye ben arızalandım? Neden? Çünkü gelen şöyle, o bana öyle yaptı, o yaptı, o yaptı, sen ne yaptın? Ben çok masumum. Bak, hep ben, şikayet. Bak, kendi masum. İşte atıyorum, eşim beni evden kovdu. Sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Sen ne yaptın? İtiraf etmiyor. Bana cümlenin tamamını kur. Eğer cümlenin tamamını kurarsanız o zaman hakkaniyeti bulursunuz. Kesinlikle insanlar 100 tane olay yaşıyorlar. 90'ında suçlu, 10'unda haklı. Haklı. O onu alıyor, tutuyor, evet. 90'ı hasıraltı. Keyifli bir sohbet gerçekten. Güzel mesajlar, evet, veriyorsunuz. Şifa niyetine diyelim ama süremizin sonuna geldik. Kısacık bir de sözleriniz varsa onları da alayım. Neler söylemek istersiniz? Kısacası şunu söylüyorum. Evet. Eğer biri sana övgü yaptığında yükseliyorsan, hı, eleştiri yaptığında da düşeceksin. Dengede değilsin. Eğer bir erkek ya da bir bayan, karşı cinsten biri sana iki tatlı söz söylediğinde ona doğru çekiliyorsan, dikkat et, sınava gireceksin. Dengede değilsin. Bu yüzden önce tam ve bütün olun. Bu dünyaya neden geldiğinizi hatırlayın. Çünkü yanlış bir evlilik ömrünüzden minimum 10 yıl götürür ve en genç, en dinamik döneminizde götürür. O dönemde üretebilirdiniz, bütüne faydalı olabilirdiniz. Önce kendinizi tanıyın, ne istediğinizi bilin ama daha önemlisi, ne istemediğinizi bilin bu hayatta. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok güzel. Evet, konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine güzel bir bölümümüz var. Yine şifalanmaya gidiyoruz. Ben sözü sevgili arkadaşım, yönetmenim Bade Demir Sarıkıncı'ya bırakıyorum. Ama bu güzel günde de yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine size çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Yarın biz yine burada olacağız ama şimdilik hoşça kalın. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz.
sağ ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa mı katılıyorsunuz? Bu dördüncü. Dördüncü. Nasıl buldunuz? Her zamanki gibi harika. Düşünceleriniz? Buraya belli bir mesaj için gelmişim. O mesajı aldım. Var mı? Kabul ettim. Peki. Şükürler olsun. Evet, mutlusunuz. Mutluyum. Çünkü. Ediyorsunuz. Kesinlikle. Herkes... Dostlarım geldi. Daha da mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz efendim? Çok çok mutlu olduk. Kimin gerçekten. Geldiniz? Hayır, ben zaten takipçisiyim Bülent Bey'in. Bugün burada oldum. Çok son derece İstanbul'da gidip görmek istiyordum. Onu Allah buraya getirdi. Gerçekten dün gördüm ve bugün hemen koştum geldim. Çok da mutlu oldum. Kendisine de çok teşekkürlerimi ileteceğim şimdi. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Merhaba. Merhaba. İlk defa mı katılıyorsunuz? Evet, seminerimizi? Öğrencilerimle beraber. Ne kadar güzel. Öğretmen misiniz? Öğretmenim, evet. Nasıl buldunuz seminerimizi? WhatsApp'tan bana geldi. Evet. Farkındalık ve aile içi iletişim. Biz de Altın Ağa bölgesinde öğrencilerimiz olduğu için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Onlarla birlikte geldim. Ne kadar güzel. Ve onlardan aldığım dönüşümlerle çok güzel geçtiğini. Evet. Ya farklı, bizim için çok önemliydi. Biz anlatıyoruz ama profesyonel bir insandan bunu anlatılması ve öğrencilerin bunu anlaması çok güzel bir duygu. Farkındalıkların arttığını düşünüyorum. Daha doğrusu hayattan hiçbir beklentileri yoktu öğrencilerimin. Evet. Birazcık beklentinin olup hayata tutunduklarını düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yani güzel bir seminerdi. Memnun olduk ve bilgilendirildik. Çok güzeldi. Memnun teşekkür kaldınız. Ediyorum. Çok memnun kaldım. Sürekli gelmeyi... Tabii ki. İnşallah. İnşallah. Tabii. Kaçırmamak istiyorum. Tabii ki bundan sonra. Oldu. Rica ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seminerimizi nasıl buldunuz? Çok beğendim. Açıkçası seyrettim diğer seminerleri. İlk defa katılıyorum ama diğer seminerlerini seyrettim. Kendim tavsiye etmiştim. Nereden? Benim arkadaşım, pardon, teyzemin kızı bana bu kitabı gönderdi. Okudum. Sağ olun. Kendim de kitapçıyım. Aldım. Arkadaşlarıma hediye ettim. Hatta bugün biraz fazla para ödedim ama yine aldım. İmza için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok da memnun kaldım. Allah nasip ederse atölye çalışmasına da gideceğim. Antalya'dan geldim bu arada. Çok Pamukkale'ye gidecektim. Burası nasip oldu. Çok mutluyum açıkçası. Çok da güzel şeyler öğrendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sevgilerimizi nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Yeni Mahalle'den. İlk defa katılıyorum. Kimin vasıtasıyla katıldınız? Bir arkadaşım kitabı tavsiye etmişti. Onunla kitap okudum. Şimdi internette de görünce bugün Ankara'da olduğunu gelmek istedim. Ne gibi duygular, düşünceler hayatınızda farklılıklar uyandırdı? Yani çok olumlu, güzel. Şu an bilmiyorum. Toparlayayım. Heyecanlıyım. Sağ olsun. İnşallah. Güzel niyetler, güzel duygular. Çok hoş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara. Ankara'dan. Ben sürekli geliyorum zaten. Hocamız geldiği zaman buraya hiç kaçırmam. Mutlaka gelirim. Ve çok rahatlatıyor tabii her zaman. Kim
size tavsiye ederim. Ben kendim özellikle geldim, duydum, internetten takip ettim. Memnunum çok. Çok rahatsız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Her seminerine geliyorum burada. Evet. Memnunum, çok memnunum. Kitaplarını da hep okuyorum, ancak evden ikisini bulabildim. Kızımı uyandırmamak için odasına girmedim, öbürlerini almadım. Aynen. Hoş geldiniz. Nasıl buluyorsunuz seminerimizi? Çok nereden katılıyorsunuz? Ben Kırşehir Kaman'dan geliyorum. Sırf bunun için geldim. Bütün kitaplarını okudum. YouTube'dan izliyordum sürekli. İlk defa katıldım. Çok memnun oldum. Evet. Çok seviyorum. İnşallah. Bütünün hayrına olur. Herkes gelsin isterim yani. Güzel. İnsanlık için. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Seminerimize. Ben ilk kez katılıyorum. Daha önce kendim internette dolaşırken Bülent Bey ile tanıştım ben. Sonra sitesinin üyesi oldum. Sonra tüm böyle... Tavsiye ettiniz mi? Tabii ki tüm arkadaşlarıma. Ablamla geldik zaten o içeride. Duygularınız nasıl peki? Harika. Zaten ben her akşam sitesine bir göz atmadan, bir videosunu dinlemeden uyumuyorum. Harika bir şey. Harika. Gerçekten tanıştığım için, yolum çakıştığı için çok mutluyum. Teşekkürler Bülent Bey'e. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Buraya ilk defa mı katılıyorsunuz? İkinci defa. İkinci defa. Kim çok tavsiye etti güzel sizi? Selma Hanım. Teşekkür ederim. Haberim yoktu. Aramıştı. Memnun dedim, musunuz? Çok. Çok duygularınız, düşünceleriniz, çok güzel. Hayatınızdaki değişim. Vallahi çok mutlu oluyorum buraya. Neler hissediyorsunuz burada olmaktan? Vallahi çok hafif, böyle kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. İyi ki de Selma Hanım haber vermiş. Teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ederim ayrıca. Teşekkür ediyorum. İyi seminerler. Hoş geldiniz. Dinliyorum. Hoş bulduk. Buyurun. Bülent Bey'in kendi özelliği. Evet. Buyurun. Aynen. Dinliyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Neler istersiniz? Neler hissediyorsunuz? İlk defa mı katıldınız? İlk defa geldik ve çok mutluyuz katıldığımızdan. Ağızlarına sağlık. Gelmeye çalışacağız tamam. Vallahi. Okuldan çıktı. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara Çayyolu'ndan. Harika. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nereden efendim seminerimize? Bir yakın baldızımdan duydum. Evet, memnun, onlar, memnun kaldık şu anda geldiğimize. Vallahi duygular böyle karışık, hani insanlar nasıl daha güzel bir duygu içerisine girmeye çalıştık. Evet. Eskileri böyle hatırlar gibi olduk. Evet, onları bayağı bir şey yaptık. Evet. Öyle yani. Olsun, ben de teşekkür ederim. Sağ olsun. Çok teşekkür tekrar ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Yok, benim bu gelişim 5-6. oldu. Süper. Şifa olsun. Workshop'una da katıldım. Harika. Çok, neler hissediyorsunuz? Çok güzel. Böyle uçacak gibi oluyorum. İnsan kuş gibi oluyor seminerlerde. Kimlere tavsiye ediyorsunuz? Herkese. Kitapları da aldım götürüyorum. Süper. Harika. Şifa olsun efendim. İnşallah hepimize. Tekrar. Herkese tavsiye ederim. Herkes gelsin, kendini bulsun. Evet. Yani başka bir şey yok. Şifa olsun efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şifa olsun. Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nereden ediyorum. Seminerimize? Ankara'dan katılıyorum. Ankara'dan. Evet. Kimin vasıtasıyla geldiniz efendim? Kim tavsiye ediyor? Nefes koçum ve daha öncesinde de kendim internetten karşılaşmıştım. Bu ikinci gelişim. Evet. Çok güzel bir enerjisi vardı. Tekrar burada olmayı istedim. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizden de bir iki cümle alalım. Neler hissettiniz? Çok güzeldi. Ankara'dan. Kimin kız kardeşimin vasıtasıyla geldim. Aynen. Çok güzel bir ambiyanstı. Tabii ki kesinlikle ediyorum. Bir de en çok hoşuma giden, soru sormadan sormak istediklerimin cevaplarını aldım. Evet, o çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de alalım. Size hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben internette gezinirken karşılaşmıştım, evet, Bülent Gardiyanoğlu'yla. O günden beri bir senedir takip ediyorum. Bu sefer de seminerini görünce arkadaşlara da, kardeşlerime de haber verdim. Hoş katıldık. Geldiniz. İnşallah faydalı olur hepimize. Tabii ki tavsiye çok memnun kaldık. Tabii ki tavsiye ediyoruz. Okuyorum. Teşekkürler. Hoş çok sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Bülent hocamı ben Tevafiki olarak buldum. Yani
hiç bilmiyordum ama Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunuyum ben. Bülent hocamızın da Kıbrıslı olması sebebiyle bir gün nefes çalışması arıyordum ve internette denk geldim. İyi ki de denk gelmişim. Bu ikinci çalışmasına, bir atölye çalışmasına katılmıştım. İkinci kez böyle halka açık bir yerde katılıyorum. Bülent hocamın da söylediği gibi bunların hepsini biliyoruz. Ben de yaşam koçluğu vesaire, NLP bir sürü eğitim alıyorum ama bunları hayata geçirmesi önemli olan. Yoksa herkes her şeyi biliyor. Önemli olan yapmak ve Bülent hocamdan o enerjiyi alıp gerçekten hayatınıza geçirebilme gücü veriyor insana. Çok teşekkür ediyorum ekibine, herkese. Gerçekten burada o sevgiyi, o enerjiyi hissediyoruz. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok, teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk defa mı katılıyorsunuz? İlk defa katılıyorum ama ben kendisini daha önceden de takip ediyordum. Ne kadar güzel. Duygularınız, düşünceleriniz? İyi geliyor insana. Harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarıma, dostlarıma. Hep tavsiye ediyorum. Kitaplarını bir tane kitabımı okuyabildim ve tekrar şimdi bir kitabını daha alacağım. İnternet sitesinden daha çok videolarını takip ediyorum. İyi geliyor insana. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İlk defa katılıyorum. İlk defa katılıyorum. Arkadaşım netten görmüş. Netten ulaşmış. Aynen. Yok. Abi. Hoş geldiniz bize. İlk kez katıldık, çok etkilendik. Zaten zaman zaman yaşam koçluğu dersleri, nefes egzersizleri mesleğimiz gereği alıyoruz. Evet. Ama çok ayrı bir enerjisi var. Bu illaki bizim mesleğimizde uygulamak için de bize ilham olacaktır yani. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey'e. Sizlere de emeğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Seminerimize ilk defa mı katılıyorsunuz? İlk katılıyorum. Kimin vasıtasıyla geldiniz? Kızım. Onun kitaplarını memnun okuyor. Memnun kaldım. Videolarını izliyoruz. Ben de yapıyorum. Güzel. Memnun kaldım. Hayır, biz İzmir'den geldik. Hoş geldiniz. İzmir'den nasıl çekim herhalde. Kesinlikle. Kızım üniversite kazandı. Hayırlı tekrardan. Olsun. Çalışıyor kesinlikle. Orman bölgede. Çankırı'ya geldik. Çankırı'dan buraya geldik şimdi. Hayırlı olsun. Haberiniz oldu. Çok tekrar güzel. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum ben de. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yerken yakaladım. İlk defa mı katılıyorsunuz? İlk defa katılıyorum. Kim vasıtasıyla geldiniz efendim? Arkadaşım. Daha önce gelmiş miydiniz? Süper. Beşinci seminerimiz. Seanslarına da katılacağım. Nasıl? Memnunsunuz? Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyorum. Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu bu seminerlerden sonra? Değişiklikler oldu gibi oluyor, olmuyor. Oldu gibi oluyor, olmuyor. Ben beceremiyorum herhalde. Peki, duygu ve düşüncelerimizin mi acaba bizde olan kısmını kontrol altında tutamıyoruz? Ben kendimi kontrol altına tutamıyorum herhalde. Çünkü dün Çorum'daydım, daha gelemeyecektim. Sırf bu seminer için dün atladım, geldim. İnşallah şifa olur, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler. Seminerinize nereden katılıyorsunuz? Ankara'dayım ben, burada oturuyorum. Evet. Nasıl buldunuz? Bülent kim tavsiye etti? Ben YouTube'da gördüm. YouTube'da. Ve bütün kitapları var ve seminerlerini şey yapıyorum. Takip ediyorum. Vallahi çok heyecanlıydım, buraya geldim bugün. İyiyim gene. Çok güzel, çok güzel geçti. Evet. Cumartesi de gitmek isterdim ama çalışıyorum maalesef. Kısmet değilmiş. Keşke, inşallah. Teşekkür ediyorum ben de. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. İlk defa katılıyorum Bülent Bey. Dün internette tesadüf, aslında tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. İnternette gördüm bugün kendimi ve hastaydım, yatıyordum ama her şekilde geldim. Çok da mutlu oldum. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok şey katacak. Kesinlikle. Dönüşme yolculuğunda olan kişilere özellikle, uyanışta olan kişilere çok şey katacak. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Antalya'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kim tavsiye etti? Bana da kız kardeşim tavsiye etti. Beraber önce oldu. Biz atölye çalışmasına da katılacağız cumartesi günü. Sırf bu yüzden geldik Ankara'ya. Hatta annemizi de getirdik. Çok teşekkür ederim. Çok tavsiye ediyorum tabii ki. Kitaplarını okudunuz mu? Evet. Özellikle bu kitap benim hayatımı değiştirdi. Evren İlahi Dili, onu da okudum. Sıra Mucize Şifa kitabında bütün kitaplarını aldım.
evimde mevcut. Hepsini sırasıyla okuyacağım inşallah. Çok memnunum gerçekten. Herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyorum. Kimin vasıtasıyla geldiniz efendim? Kendim internet üzerinde gezerken gördüm. Memnun kaldım. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Gördünüz mü daha kitapları önce? Da dün akşam internet üzerinde inceledim. Bugün de bir tanesini aldım. Evrenin İlahi Dili diye. İlk adımı attık. İnşallah sonu da gelir. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Organizatörlere de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Süperim. Teşekkür. Çok güzel bir duygu. Geldiniz efendim. Ankara'da oturuyorum ben. Evet, Bülent Bey'i bekliyordum. Bir geçen aylarda yine oldu ama gelememiştim. Çok üzülmüştüm. Evet. Böyle aileme, arkadaşlarıma, herkese söyledim. Birkaç arkadaş gelebildik. Ve çok güzel geçti. Teşekkür ediyorum. Ağlayarak, gerçekten böyle duygulanarak. İnşallah şifa olur. Oğlum da çok duygulandı. Sen neler hissediyorsun? Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Var mı böyle aklında kalan, yapmak istediğin bir şey? Mutlu oldun mu? Aldım. Duygulandın mı? Ağladın işte. Ağladın mı? Ne diyebilirsin? Sen de konuşabilirsin. Evet. Neler hissediyorsun şu anda burada olmakta? Arkadaşlarına nasıl davranacaksın? Ne gibi farklılıklar olacak hayatında? Okula başladım. Okuma yazmayı öğreneceğim. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına tavsiye edecek misin burayı? Tamam. Hoşça kal. Başarılar, teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Nasıl buldunuz seminerimizi? Süper. Zaten kitaplarını takip ediyordum. Nasıl size geldiniz efendim? Ben öyle kendiliğimden internette öyle şey yaparken tesadüf oldu. Aylardır da takip ediyorum. Kitabını aldım. Bütün son kitabını da şimdi aldım. İmzalatacağım inşallah. Ya yani süper. Altıncı. Öyle mi? Altıncı kitabı. Aynen. Altıncı kitabını aldım. Hatta bugün doğum günü torunumun, ona gidemedim. Maşallah, çok geçti. Anneanne, evet. Babaanne. Anneanne. Maşallah, süper. Teşekkür ederim. Gerçekten. Onu hafta sonuna ertelediğimiz için İzmir'e yarın gideceğim inşallah. İnşallah. Bugün benim için öncelik şeydi. Bülent Bey'di. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Amin, amin. Cümlenize. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Seminerimize. Ben ilk defa katıldım. Öyle mi? Kuzenim önerdi. Süper. Daha önce birçok kişisel eğitim seminerine katıldım. Ama Bülent Bey'i gerçekten başarılı buldum. Başarılı buldum. Başarılı buldum. Ne gibi duygu düşünceleri hissettirdi size? Hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptınız? Şöyle bir şey, son günlerde zaten zor zamanlar geçiriyorum bir vefatla ilgili olarak. Sizin geçenlerinize de. Onu kabullenmeye çalışıyorum falan. Bugün Bülent Bey'in işte hem ilahi adalet, Allah kavramları içinde sığınmamız gerekliliği noktasında neler yapmamızla ilgili konuşmaları gerçekten çok hoşuma gitti. Hani ben de uzun zamandır bunun sorgusu içindeydim. Biliyorum, evet, sığınmam gerekiyor, kabullenmem gerekiyor ama bugün benim için bu anlamda bir adım oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Çok faydalandım. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba, hoş buldum. Hoş buldum. Seminerimize nereden katılıyorsunuz? Ben Ankaralıyım. Ankara'dan katılıyorum. Bir arkadaşım iki tam bir tek kitabını tavsiye etti. Ondan sonra cidden hayatım değişti. Zaten bu tür bir süreçten geçip bu kitabı almam hem benim için çok verimli oldu. Sonrasında Bülent Bey'le tanışma fırsatım oldu. Evet. Ve kitaplarıyla birlikte gerçekten hayatım değişti diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok iyiyim. Buraya gelince çok daha iyi oluyorum. Harika. Süper. İnşallah. Güzel duyguları. Seminerimizi nasıl buldunuz? Semineri her seferinde çok beğenerek geliyorum. Her seferinde de gelirim. Bu 5. gelişim. Kimin vasıtasıyla kitabı önermişti bana komşum. Ötelemiştim bir sene kadar. Sonra bir başladım okumaya. Kısmet o zamanmış. Sonra bundan 2 seminer öncesinde Rana Hoca'yı tanıtmıştı Bülent Bey. Bir sonraki seminerde de artık yoruldum, bana yardım edin dedi ve ben ondan sonra Rana Kaplan'dan ders almaya başlamıştım. O hayatıma girdi. Çok güzel. Memnunum, çok memnunum. Yani bütüne inşallah şifa olsun. Hayatımda ne gibi değişiklikler oldu? Doğru nefes almayı öğrendim.
İnsanlara doğru yardım etmeyi öğrendim. Hani biraz polyanlacılık yönüm vardı ama disiplinli yardım etmeyi öğrendim. O çok güzel bir şey. Çok da memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Şifası bol olsun inşallah. İnşallah. İyi mi arttırsın. Hepimizin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burada olmak nasıl bir duygu? Hafiflemiş hissediyorum kendimi. Çok, kim vasıtasıyla çok geldiniz? Mutluyum. Ben aşağı yukarı 6 aydır falan internetten bütün yazılarını, bütün seminerlerini ve çok istiyordum. Evet. Çünkü geçen yıl mı? Bir yıl oldu mu bilmiyorum. Ankara seminerine katılamadım. Hem ücretliydi hem de böyle tek başıma nasip olmadı. Gelemedim. Çok istemiştim. Nasip oldu. Nasip oldu. Çok iyi ettim diyorum. Yani çok mutluyum. Şimdi bütün setini alacağım inşallah. Hayırlı olsun. Yani bana çok iyi geleceğini, yani birçok şeyi, arızalarımı düzeleceğine inanıyorum. İnşallah. Bugün daha çok inandım. İnşallah. Sizin sayesinde. Kolay gelsin. Ben de arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten incelemelerde bulundum. Dün akşam tanıştım Bülent Bey ile. Yani internet sitesinde. Ya sabah saat 4'e kadar ortalama bütün şeyleri inceledim yani diyelim. Face'inden, Instagram'dan vesaire gibi bir iletişim ağından inceledim ve kendimi burada buldum. Herkesi bekliyorum. Kesinlikle. Geldin. Tekrar hoş geldiniz aramızda. Hayırlı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Güzel, çok güzel bu duygu. Yani hayatın koşuşturması içerisinde böyle ertelediğimiz, ötelediğimiz çoğu şeylerin farkına varmamızı birazcık. Farkına vararak yaşamamızı. Yani zaten hani bildiğimiz şeylerin biraz daha böyle yani biraz hayatımızı yavaşlatmamızı gerektiğimizi, hani maneviyata da birazcık önem vermemizi gerekli olduğunu bize hatırlattı. Dur dedi daha doğrusu bize. Dur yolcu dedi. Ya tabii ki. Tabii çok memnun kaldık. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık diyorum ben hocamızın. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Ay ben İzmir'den geliyorum. Hoş geldiniz. Gerçi nasıl bir duygu burada olmak? Valla çok heyecanlıyız. Çok ağladık. Annemiz yok, babamız yok, eşim yok. Bülent Bey konuştukça ağladık, coştuk. Hem de nasıl? Valla daha fazla konuşamıyorum. Çok duygusal. Şu anda yine öyle oldum. Evet. Bülent Bey'i gerçekten çok sevdik. Çok Allah ondan bin kere razı olsun. Kimin vasıtasıyla geldiniz? Nereden duydunuz? Yok. Ben geçen senden beri takip ediyorum ben gerçi de. Yeğenimiz çok ilgili bu konularla. Hoş bulduk. Bu arada ben İstanbul'dan geliyorum. Halam İzmir'den geliyor. Özellikle giriş tarihlerimizi hani seminerin tarihleriyle beraber denkleştirdik. O şekilde. Bülent Bey'in kitaplarını, seminerlerini, videolarını herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hani yaşadığımız hayattaki hani o enerji akışını, ne ekersen onu biçersin, ne verirsen o gelirsin. Hani bu al-ver döngüsünün hani çok iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü insanlar anlamlandıramadıkları için, anlamadıkları için hani bir cenderede kalıyorlar, sıkışıyorlar, sıkılıyorlar. Bunlar yani çözüm yolu bulamıyorlar. Bu enerji akışını anlamak çok önemli. Bülent Bey bunu çok iyi anlatıyor. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince. İnşallah herkese nasip olsun, gelsin buralara. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin de eline emeğine sağlık. Çok güzel, çok değişik, farklı. Ben çocuklarıma yaklaşımım olsun, eşime yaklaşımım olsun. Çok şeyler öğrendim. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Ankara'da oturuyorum. Bülent Bey'i sosyal medyadan takip ediyorum. Uzunca bir süredir takip ediyorum. Nasıl? Duygu ve düşünceleriniz? Mutluyum. Zaten kendisini takip ederek hayatıma yön veriyorum. Tabii ki mutluyum. Kendisine sağ olun. Hepimize şifa olsun. Kendisini görmek ve bu ortamda bu güzellikleri yaşamak mutlu etti. Bilmiyorum. Gene olursa gene gelirim. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Kimin vasıtasıyla geldiniz? Kim tavsiye etti? Valla ben internet aracılığıyla karşılaştım Bülent hocamla. Hala da arkasındayım. 5 yıldır. Evet. Öğrencisiyiz inşallah. Süper. Tavsiye ediyorsunuz. Dilek Hanım tanıyor zaten. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kelime konuşabiliriz. Bülent Hoca'yı seviyoruz yani. Takipteyiz sürekli. Öyle. Devam.
devam ediyorum yani çalışmalara. Tabii ki de memnunuz. İnternetten mi? İnternetten, arkadaşlarımızın vasıtasıyla. Tabii ki de tavsiye ederim. Evet, okudum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan. Evet. Memnun kaldınız. Kimin vasıtasıyla? Çok memnun kaldım. Çankaya Hanımlar Lokali'ne gidiyorum. Evet. Orada takip ettim. Hiç tanımıyordum. Tanımadığım için de çok hayıflandım. Evet. Çok mutlu oldum bugün geldiğim için. Yani gelemeyecek gibiydim. Herhalde hocanın duaları tutmuş. Geldim. Çok mutlu oldum. İlk kitabıyla da başlayacağım inşallah. Kişisel gelişim her zaman için benim çok dikkatimi çeker. Çok ilgileniyorum. Seviyorum. Memnun kaldım. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dayım. Memnun kaldınız mı? Kimin vasıtasıyla geldiniz? Çok memnun kaldım. Ben daha önce de gelmiştim. Atölye çalışmasına da katılmıştım. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar geliyorum. Hayatımın çok değiştiğine inanıyorum. Güzel yani. Seviyoruz. Seviyoruz. Ya ben çocuklarımı bile yönlendirmek istiyorum ama işleri gereği, okul gereği olmadı. Ama inşallah bir dahaki sefere çocuklarımla birlikte gelmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'da yaşıyorum. Nereden duydunuz Bülent Bey? Ben internetten takip ediyordum. İlk seminerine katıldım. Evet ve çok beğendim. Kesinlikle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, tavsiye ediyorsunuz. Evet, kitaplarını okumuştum. Okumaya devam edeceğim ve imzalatacağım inşallah. Aynen, tekrar devam etmeye çalışacağım tüm seminerlerine. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşüncelerinizi alalım. İsmim Gaye Naz Balaban. Bülent Hoca'nın bütün Ankara seminerlerine katıldım. Bütün kitaplarını okudum. Söylediği her şeyi birebir uyguladım. Şu anda da Bülent Hoca'nın seminerlerinin sonucunun canlı örneğim. Aile hayatımda, iş hayatımda her şey birebir değişti. Şu an çalışıyorum, kendi ayaklarımın üstündeyim, ailede huzur var, çocuğum mutlu, herkes mutlu olduğu işinde. Bülent Hoca'yı seviyoruz. Biz hakkımızı helal ediyoruz, Bülent Hoca da hakkını helal etsin. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Asıl tavsiye eden ablamız bu, Dilek abla. Biz onunla aslında tanışmaya başlamıştık. Hem kitapları olsun hem de Bülent hocamız olsun, onunla tanışmaya başladık ve ilk defa ben geliyorum seminerine. Nasıl buldunuz? Ben ne gibi çok değişiklikler hayatınızda olacak? Zaten bir kitabını okumuştum. Evet. O kitap çok iyi geldi bana ve onu uygulamaya başladım. Farkındalıklarım arttı. Ve şimdi kendisini de seyrettim, izledim. Gerçekten bir rahatladım. Yani içim bir şifa oldu gerçekten. Çok güzel. Ve herkese de tavsiye ederim. Gerçekten bunları bilmeleri gerekiyor. Öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Araştırma yönümüz de daha çok arttı aslında bununla ilgili olarak. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şifa olsun. Sizden bir cümle alalım efendim. Ben de Ankara'dan katılıyorum. Daha önce de geldim. Bu 6-7. Kez gelişim. Biraz ara verdiği için hocamız hep dua ediyordum ve sonunda geldi. Çok mutluyum bugün de yeniden onu dinlemekten. Her şey hayatımda olumlu dönerken ben bir arızaya tekrar girdim. Ve bugün inşallah daha güzel farkındalıklarım bir kez daha arttı. İnşallah hocamızın sık sık bizimle olması, evet inşallah niyet ediyoruz. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de sevgiyle kalın. Sağ olun. Hoş buldum. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. İlk defa mı katılıyorsunuz? Evet, ilk defa katılıyorum. Nasıl burada olmak? Bülent Bey'i... Çok güzel. Çok güzel enerji aldım. Şeyi de gördüm ben zaten. Instagram'da gördüm. İnternette gördüm. Yani zaten biliyordum, duymuştum. Evet. Nasıl bir değişiklik oldu hayatımda? Neler değişecek? İnşallah şimdi çıktıktan sonra göreceğim inşallah güzel şeyler olacak. Olumlu enerjilerle. Güzel, çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Amin inşallah. Herkese, gelen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizden de bir iki cümle alalım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katıldınız seminerimize? Ben de Ankara'dan. Katıldım. Ben de sosyal medyada gördüm. Instagram'da gördüm. Evet. Orada beğenen arkadaşlardan. Çok memnun oldum. Yani geldiğime, katıldığıma. Uzun zamandır şükretmediğimi hatırladım. Onu en çok üzerine basarak, yani tekrar tekrar şükretmemiz gerektiğini öğrendim. Çok değerli bir hoca gerçekten. Dinlediğime, katıldığıma tekrar tekrar çok mutlu oldum.
Biz teşekkür ediyoruz. Şifa olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim bir arkadaşım vardı. İki seneden beri takip ediyoruz hocayı. Evet. Geçen sene gelemedik. Bu sene denk geldi. Geldik. Çok memnun. Burada olmak nasıl bir duygu? Yani çok mutluyum. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Evet. Çok mutluyum yani. Geldiğim için şifalı oldu. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Affettim. Evet, merhaba. Birçok kişi internet sayfamızda yazmış olduğu mesajlarda olumlama kartıyla farkındalık kartının farkını sordular bize. Olumlama kartı daha büyük bir kutu. Farkındalık kartı daha küçük bir kutu. Olumlama kartında 54 adet olumlama var. Farkındalık kartında da 108 adet kart var. Boy küçüldü, kart sayısı arttı. Şimdi olumlama kartını ve farkındalık kartının farkı, farkındalık kartı arıza tespit olarak düşünün. Bunu da arızayı düzeltme olarak düşünün. En basit açıklaması bu şekilde. Hepimizin anlayacağı şekilde. Bunlar matbaadan basılmış olan kartlar. Web sitemizde nasıl temin edeceğinizle ilgili bilgi var. Onun dışında birçok kişi akıllı cep telefonu kullanıyor. Akıllı cep telefonunda da Nefes 21 uygulamamız var. Bu elimdeki Android marka bir telefon. İndirdiğiniz zaman cep telefonu uygulamamızı bu şekilde yukarıdan aşağı doğru paylaşımlar bölümünde yüzlerce video ve yazı var burada. Tamamı da ücretsizdir bunların. Bu bölümü tıklıyorum. Bülent Gardiyanlı isminin sol tarafını tıkladığımda burada giriş yap diyor. Giriş eğer daha önce bizim sitemize üye olduysanız oradaki e-mail adresi ve şifrenizi giriyorsunuz. Eğer daha önce üye değilseniz kayıt olu tıkladığınız zaman karşınıza bu bilgiler geliyor. Bunları doldurup en alttaki kayıt olu tıkladığınızda sitemize kayıt oluyorsunuz. Şimdi her iki telefonda da Android'de ve iPhone'da uygulama neredeyse birebir aynı. Şu an iPhone'daki telefondan daha önce kayıt olduğum için bilgiler burada hazır. Yine buradan istediğim bilgiyi seçip çalışmamı yapabiliyorum. Buradan tıklıyorum. Daha önce üye olmuşum. O bilgiler burada. Paylaşımlar hakkımızda. Etkinliklerimiz, terapiler, atölye çalışması, olumlama kartları, farkındalık kartları, canlı yayın, seminer. Kitaplarımız, iletişim bilgilerimiz ve davet et. Arkadaşlarınızı buradan davet edip uygulama içinde puan alabiliyorsunuz. Aldığınız puanla da terapileri ve farkındalık kartlarının şifrelerini açabiliyorsunuz. Aslında amacımız herkesin birbirini davet etmesi için bir teşvikti. Şimdi sol tarafta olumlama kartı ve farkındalık kartıyla ilgili iki tane menü var. Üstteki olumlama kartı aslında bu kartların dijital hali, yani dijital hali. Farkındalık kartlarımız ise, buradaki kartlarımız ise buradaki farkındalık kartları. Şimdi burada kart çek diyor, QR kodu oku diyor, o uygulamaya dön. Eğer siz daha önce farkındalık kartını satın almışsanız, bu kartın üstünde QR kodlar var biliyorsunuz, her kartın üstünde.
QR kodu okuyu tıkladığınız zaman o kartın yorumunu alabiliyorsunuz. Yani açıklamasını. Burada kart çeki tıklıyorum. Şimdi karşıma liste geldi. İster parmağımla oynatır, ortadaki kartı şey yapabilirim, görebilirim. Sonraki kart. Tekrar bakın, elimi parmağımı oynattım. Tıkladım. Sonraki kart. Tıkladım. Evet, kartın açıklaması. Bakın, altta da uzun bir açıklaması var. Sonra sol üst köşede küçük bir düğme var burada. Aslında uygulamacı arkadaşlarımız fontları ve bunları büyütüyor yavaş yavaş. Biraz okunması zor ama. Şimdi kart çeki tekrar tıkladım. İster parmağınızla çevirirsiniz, isterseniz böyle dikine salladığınızda, özellikle iPhone modellerde cihazlar daha hassas olduğu için daha rahat kart dönebiliyor. Android telefonlarda biraz daha mücadele istiyor. Bu elle salla kartlar dönsün kısmı. Tekrar gösteriyorum. Bunu tıkladım. Kartın açıklaması. Hop, altta da açıklaması. Evet, uygulamaya geri geliyorum buradan. Şimdi uygulamaya dön dediğim zaman bu ana menüye tekrar geri geldi uygulamamız. Her iki telefonda da, Android'de de ve aynı zamanda da iPhone'larda da aynı mantık. Şimdi gelelim web sayfasına. Burada internet sayfasında nefes21.com sitemizde danışmanlık bölümü var. Danışmanlık bölümünü tıkladığım zaman onun altında hem olumlama kartlarının sol taraftaki dijitali, sağ tarafta da farkındalık kartlarının dijitali mevcut. Onun altında da danışmanlık ve sohbetlerimiz var. Bağımlılıklar, bilinçaltı temizliği, bolluk, bereket, denge, böyle devam eden bir sürü şey var ama özellikle birçok kişi soruyor, önce hangisinden başlamak lazım? İlk adım var. Bu filin yanındaki ilk adım var. Bununla başlayabilirsiniz dinlemeye. Şimdi farkındalık kartını giriş yap diyorum buradan. Daha önce ben kullanıcı adı ve şifremle giriş yaptığım için sistem beni tanıyor. Burada kartın açıklaması var ve kart çek var. Kart çeki tıkladığımda, şimdi buradan F11'e basalım, tam ekran olsun. Burada bakın, karıştır geldi karşıma. Veya buradan oku tıklayarak da devam edebiliyor. Şimdi benim ekranım dokunmatik olduğu için tabletin ekranı yapamadım. Tüh. Bir şey deyin. Karıştırı tıklayalım. Karıştırdım ve yeni bir deste geldi. Tıkladım bunu. Buradan kartı açıklayı tıkladım. Bakın o kartın açıklaması detaylı bir şekilde altında yer alıyor burada. Tekrar çek diyorum. Şimdi bunu hepimizin niyetine çekiyorum bu kartı. Tıkladım. Asla affedemem dediğin kişiyi affet ve hakkını helal et. Bunu videoyu izleyen herkese çıktı. Kartın açıklamasını tıkladığım zaman buradaki uzun açıklamayı okuduğunuz zaman kartla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Evet. Burada canlı seminerlerimiz var internet sayfamızda. Şu an 2 Nisan'da planlanan bir canlı yayınımız var. Geri sayım sayacı var burada. Buraya yorum bırakarak canlı yayında sorularınızı yazabilirsiniz. Cevaplıyorum sorularınızı. Ama sizden ricam, lütfen uzun sorular sormayın. Çünkü bazen biri kalkıyor ilkokuldan 40 yaşına gelene kadarki bütün hayatını anlatıp en sonunda da bir soru soruyor. Canlı yayında 2-3 satırlık sorular çok daha makbul benim için. Etkinliklerimiz var. Burada da sıradaki etkinliklerimizle ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hakkımızda bölümü var. Burada işte bizimle ilgili yazılar, açıklamalar, bir tanıtım videosu var. Daha önce katıldığımız seminerlerin fotoğrafları buraya gelecek. Birazdan yüklenir onlar da. Buradan daha önce katıldığımız etkinliklerin bazıları. Bir de burada pek fazla kişinin farkında olmadığı bir şey var. Hatıra defterimiz var burada. Alta doğru da şu an 22 sayfa
işte bu kadar yüzlerce kişinin hatıra yorumları. Bir kısmını koyduk biz buraya. O hatıraları da okumak isterseniz hakkımızda bölümünün en altında okuyabilirsiniz. Burada iletişim bilgilerimiz var. Yine iletişimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Mail atan arkadaşlara. İletişim formuna bir yazıyı gönderdiğiniz zaman, tıklayalım o da gelsin. Şimdi Kıbrıs'ta biraz internetimiz yavaş. O yüzden azıcık sabır. Bu da bizim sınavımız. Evet, iletişim bölümü gelmedi şu an. Hattımız yavaş olduğundan dolayı. Burada da size söylemek istediğim şu, birazdan açılır. Mesela kitap almak istiyorum, ayrı bir seçenek. Bireysel görüşme istiyorum, ayrı bir seçenek. Seminer daveti ayrı bir seçenek. Orada doğru seçeneği seçtiğinizden emin olun. Çünkü mesajlar çok fazla kişiye dağılıyor site üstünde. Yani kitap siparişlerini bir başkası takip ediyor, seminer davetini bir başkası takip ediyor, diğer bilgileri bir başkası takip ediyor, başka ekip arkadaşlarım takip ediyor. Siz doğru yeri seçerseniz size dönüşü doğru zamanda yapabiliyoruz. Onun dışında yanlış bir yeri seçtiğinizde ve mesaj gönderdiğinizde o mesajlar bize günler sonra elimize ulaşıyor. Her günde yüzlerce mesaj geliyor. Bir de düşünün, her mesaj atan başlıyor çocukluğundan itibaren yazmaya. İşte öyleydi, böyleydi. O gün üstündeki kıyafet buydu, saçlarım iki örgülüydü. Ta lise, üniversite, evlendi, çocuk yaptı, torununa kadar yazanlar var durmadan. Düşünsenize bir gün içinde 10 sayfa gelen bir maili düşünün siz. Ve bunun gibi yüzlerce mail. Kimsenin ciddi anlamda vakti yetmiyor arkadaşlar. Burada iletişim numaralarımız var. Türkiye, Belçika ve Almanya numaralarımız. Burada bakın, iletişimimde konu var. Site hakkında. Yani sitede düğmesidir, tasarımıdır, onunla ilgili. Bir şey sormak istiyorsanız bu var. Kitap almak istiyorum, bu başka birine gidiyor. Onlama kartları bir başka yere gidiyor. Bireysel görüşme, seminer, daveti, kurumsal eğitim, workshop, atölye çalışmaları, seminere katılmak istiyorum, webinar, yani online internet, canlı seminer, yeniliklerden haberdar olmak istiyorum. Bunlar çok önemli. Bir de burada ülke kodu var. Mesela biri Almanya'dan telefon numarasını yazıyor. Yanında ülke kodu 90'ı standart o seçili olduğundan dolayı. Almanya'dan gelen telefonun başında 49'la başlayan, 90'la başlayan bir numara geliyor. Bu yüzden ülke kodunu da burada doğru seçtiğinize emin olun. Ülke ve şehrinizi yazın. Mesajınızı da doldurun. Ama tekrar söylüyorum, yani 2-3 satır yazarsanız bize büyük kolaylık olur. Gerek yok bütün hayatınızı şeyde anlatmaya, mesajın içinde anlatmaya. Biz size yüzlerce mesajı her gün elimizden geldiğince cevaplayıp dönüş yapıyoruz. Evet. Paylaşımlara geldim. Paylaşımların altında burada bakın, paylaşım ligimiz var. Paylaşım ligini tıkladığınız zaman mesela bu hafta Tülay Örs 30 nefes akışa kazanmış. Kendisi istediği terapiyi alabilecek online olarak. Siz de paylaşım ligini inceleyin ve burada ilk 3'e girdiğinizde, her pazar akşamı yenileniyor, o bilgileri yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlarınızı davet et dediğinizde size bir link geliyor. O linki Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, herhangi nereden paylaşırsanız paylaşın. İlk 3'e, mesela Tülay Hanım'ın 6 arkadaşı üye olmuş sitemize. Peykan Hanım'ın 2 arkadaşı üye olmuş, İrem Hanım'ın da 1 arkadaşı üye olmuş. Bu pazar akşamı resetlenecek, pazartesi yeniden başlayacak
paylaşım ligi. Her pazar akşamı sonuçlar belli oluyor. Ve buradan paylaşım liginden de puan elde ederek siteden istediğiniz içeriği alabiliyorsunuz. Amaç burada herkes bir yerinden tutsun siteyi ve harekete geçsin. Evet. Şu an anlatmak istediğim bunlar. Niyet ediyorum bütüne şifa olsun. Paylaşımlar bölümünün altındaki bütün bilgilerimizin de tamamı ücretsizdir. Buradan da şey yapabilirsiniz, bilgilere ulaşabilirsiniz. Mesela özellikle etkili ve pratik diyafram nefes çalışmasını muhakkak 21 gün boyunca eşinizle, çocuklarla, arkadaşlarınızla uygulayın. Yalnızsanız da tek başına uygulayın. 30 dakikalık bir video. Daha fazla içerik derseniz burada videolar var. Bir de yeni bir özellik daha eklendi internet sayfamıza. En tepede bir böyle bir büyüteç var. Tıkladığınızda mesela Köln yazdım buraya. Hemen site içindeki aramayla ilgili bize bilgiler geliyor karşımıza. Dediğim gibi birazcık şu an internetim yavaş olduğundan dolayı bunları tamamlayamadım. Evet, nefes21.com niyet ediyorum. Herkese şifa olsun. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Merhaba, ben Bülent Gardiyanoğlu. 10 yıldan fazladır sizlerle bilgilerimi elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Instagram hesabımızda, Facebook hesabımızda, Twitter hesabımızda, nefes21.com web sitemizde, akıllı cep telefonlarımızda, 7 adet kitabımızda, CD'lerimizde, atölye çalışmalarımızda, seminerlerimizde milyonlarca insana ulaşabildik. Şimdi YouTube kanalımıza vakit ayırma vaktinin geldiğine inanıyorum. Bundan böyle canlı yayınlarımızı, bilgi paylaşımlarımızı diğer mecralarla birlikte YouTube'dan da devam edeceğim. YouTube'la ilgili yapmanız gereken sayfamıza abone olun. Lütfen videoların altına yorumlarınızı bizlerle birlikte paylaşın. Ve beğendiğiniz video varsa arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Evet canlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz ve niyet ediyorum bilgilerimizi burada sizlerle paylaşmaya devam edelim. Peki YouTube kanalımızda neler var? Kişisel gelişim, farkındalık, spiritüel bilgiler, aynı zamanda Gönül Gözü kitabında bahsettiğim dünya yöneten sistemler, akıl oyunları, subliminal mesajlar ve en çok dikkat ettiğim konulardan biri de bize dünyada bir şey gösteriliyor. Yani sihirbazın sahnede sergilediği bir sahne var. Acaba sihirbazın orada oyununu bize gösterirken arkadan ne çevirmeye çalışıyorlar? Bunlar da elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum. Kanalımıza lütfen abone olun. Videoların altına yorumlarınızı yazın. Beğendiyseniz beğendi yapın lütfen videomuzu. Ve faydalı bulduysanız da paylaşın. Evet. Sayfamıza hoş geldiniz canlar. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Ve yavaşça nefes. Ve yavaşça nefes. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Merhaba. Ben Bülent Gardiyanoğlu.
Her Şey Hakikati Görmekle Başlar kitabının arkasındaki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evrenin ilahi düzeniyle birlikte doğadaki her canlı kendi tekamül sürecinde